Gabba Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum başlıyor. Az Önce Konuştum'a hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin aslına bakarsanız en itibarlı, en bir bilgiye ihtiyaç duyulduğunda özellikle tarihsel perspektiften dönüp de yazdığını, çizdiğine en dikkat edilen, en önemsenen bana sorarsanız gazetecisi Murat Bardakçı bugün konuğumuz. Murat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bağıracak mısın böyle konuşurken? Evet, benim abi böyle konuk geldi mi bağırasım tutuyor. Böyle bir tuhaf bir his. Yani. Biraz sakin ol. İyi misiniz? Her şey sakin. Teşekkür ederim. Biraz sakinleş. Böyle avaz avaz. Programın açılışı korktum böyle. Biz ya. De böyle istiyoruz ki böyle biraz daha yüksek başlayalım. Daha enerjik başlayalım. Başka şeyler de yapılabilir sadece bağırmak. Ama bizde bu kadar yapılabilir yani. Başka şey söyleyemezsiniz. Bizim gücümüz bu kadarı da yetiyor. Yapılacağını. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun kitap. Teşekkür ederim. Ama çok, onu çok konuşmayalım. Evet. Göster yeter. Murat Bardak çok kitabının konuşulmasını sevmiyor, istemiyor. Ama güzel bir kitap. Çok kıymetli bir kitap. Bugün itibariyle bugün çıktı mı abi bilmiyorum ama. Yok. Arkadaşlar bunu bize gönderdi ama. Piyasaya galiba verilmedi. Yarın falan verilir galiba. Hayırlı uğurlu olsun kitap. Kitaptan size çok soru sormayacağım. Çünkü siz kitabın reklamının yapılmasını böyle bu şekilde bu vesileyle konuk olmayı sevmiyorsunuz. Kitap kendini konuşturur. Ben hiçbir kitabım için kitabım çıktı diye çıkmadım şimdiye kadar. Ve tesadüfen çıktı bu hafta. Evet. Bizim sizinle çünkü planımız çok daha önceden programı yapmaktı. Evet. Siz kendinize gazeteci diyorsunuz. Hı hı. Fakat hiçbir tarihçi de olmayan belgeleri yayınlıyorsunuz. Şimdi diyorlar ki nasıl oluyor bu iş? Ama siz de diyorsunuz ki biz şimdi yayından önce burada size soruyoruz. Diyorsunuz ki kardeşim ben kendime tarihçi değilim demedim ki zaten diyorsunuz. Ama tarihçiyim demedim şimdi. Onu kastetmedim. Şimdi bakın. Ben yani hayatımı gazetecilikten kazanıyorum. Gazeteciyim ve çok genç başladım bu işe ve mesleğimi de iftihar ederim ben. Ha şimdiki gazetecilik ayrı bir şey. Ama yani ben gazetelerin her konu dalında, alanında çalıştım. Mürettiphanede eskiden kurşunla basılıydı. Mürettiphaneden tut, entertip dizerdim ben. Çizgi, roman yazmaktan bilmem ne kadar iş yaptım. Savaş muhabiri bilmem ne hepsini. Şimdi gazeteciyim. Ama bu tarih bilmiyorum anlamına gelmez. Bu laf çok dolaştı, döndü dolaştı. Çünkü ben kendi programımda da ben gazeteciyim falan diyordum. Şimdi efendim şunu bilmiyoruz. Bugün Avrupa'da, özellikle Avrupa'da en önemli ses getiren ve kalıcı ve ciddi tarih kitaplarını yazanlar gazetecilerdir. Bir iki örnek vereyim. Great Game, büyük oyun denir. Yani Orta Asya'daki güç mücadelesi. İngilizler, Ruslar, Çarlık Rusyası. O dönemdeki en önemli, en kaynak kitabı yazan Peter Hopkirk. Peter Hopkirk'ü ben tanıdım. Birkaç sene önce vefat etti. ITV'nin, efendim, Sunday Express'in, London Times'ın çok önemli bir ismiydi. Great Game'i yazdı. Ondan sonra On Secret Service East of Constantinople, İstanbul'un doğusundaki İstihbarat savaşlarını yazdı. Foreign Affairs on the Silk Road, İpek yolundaki şeyler. Yani yazdığı her şey kaynaktır. Ama gazeteci. Gazetecidir. Ama onu sonra söyleyeyim. Mesela Fransızlarda Figaro'nun ve Figaro magazininin çok önemli bir isim vardı. Jean Sevilla. Bu adamın çok kitabı vardı. Hatta en son Le Terrorisme Entellectuel diye bir şey çıkarttı ki bence çevrilmesi lazım Türkçe'de o kitabın. Fakat bu adam... Ne anlatır o kitap? Entelektüel terörizme. Bugün çok yani, lazımmış hakikaten. Evet. Bu adamın iki kitabı. İmparatorje Zita. Yani Avusturya Macaristan'ın, Habsburg'dan son imparatorje Zita. Ve Zita'nın kocası İmparator Karl için, son imparator için iki ayrı kitap yazdı. Bu kitaplar o kadar tuttu ki Vatikan hem Zita'yı yani İmparator Karl'ı ve karısını azizliğin ilk basamağı olan beatifikasyon vardır. Aziz ilan ediyorlar. Bu adam sayesindedir. Ve Habsburg tarihini, son dönem Habsburg tarihini bir gazeteci öğretti Avrupa'ya. Mesela Fransa'da bilirsin çok satan bir tarih dergisi vardır. L'Histoire. L'Histoire'ın yayıncısı Michel Kotkiewicz vardı. Kotkiewicz. Adam tarihçi değildi. Felsefeciydi. Hatta İbn Arabi uzmanıdır. Şeyde yani gazeteci tarihçilik yapmaz diye bir şey yok. Çünkü niye daha iyi yapar gazeteci? Akademisyen yazamıyor bizde maalesef. Sadece bizde değil, dışarıda da yazamıyor.
Ben Fransız yazar, İngiliz ve Fransız tarih yayıncılarıyla konuştuğum vakit, dergi yayıncılarıyla, hepsinin aynı şikayet vardı. Yazamıyorlar diyorlardı. Bir kere gazetecinin yazması olayı daha fokus, yani ses getirecek kısmını gazeteci görür. Hmm. Akademisyen onu göremez. Belgenin analizi. Belgenin veya olayın, ama gazeteci olayı parlatır. Ama bir şart var. Yani şimdi yaptıkları gibi çala kalem tarih yazılmaz. Tarih belgeyle yapılır. Belgesiz tarih olmaz. Ha, sadece belgeyle olmaz. Haber ben, böyledir aslında. Tabii canım, tabii. Fark yoktu. Aynı. Belgeyi yorumlarsın edersin ama belge şarttır. Türkiye'de şimdi çok kötü bir moda başladı. Çok kötü bir akım bu. Koskoca kazı kadar profesörler dergi koleksiyonlarından, gazete koleksiyonlarından tarih yazıyorlar. Böyle şey olmaz. Ne demek o? Anlatır mısınız? Anlamadım. Yani Cumhuriyet tarihi yazacaksın mesela. Hı hı. Bilmem ne dergisindeki bilmem ne olayından alarak ve gazetelerden ve dergilerden olayları bu şekilde anlatıyorlar. Bu neye benzer biliyor musun? Bundan 50 sene sonra şu andaki Türkiye'nin vaziyetini yazmak için iktidar yanlısı veya muhalif gazeteye bakmak 180 derece farklıdır. Hiçbiri doğru değil. Hiçbiri doğru değil. Ya, tam olarak doğru değil. Evet. Bazılarının arada doğru yakalıkları oluyor ama. Nadir. 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 Ama yani tarih yazacak olan gazeteci bir, hele Türkiye'de ise arşive girip çalışması, dolayısıyla gazete okur gibi eski Türkçe okuması şarttır. Zaten eski Türkçe bilmeyen tarihçi olmaz. Osmanlı tarihçisi olmaz. Türkiye tarihçisi olmaz. Bak unutma. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Özellikle Cumhuriyet tarihini ve Osmanlı'nın son dönemini, çok önemli evrakını ben yayınladım. Tabii. Söylemiş, özür dilerim. Yani Misak-ı Milli kayıp da. Meclise öyle hak vermişlerdi, ne oldu diye. Misak-ı Milli'yi ben yayınladım. Bilmem ne, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'de son birkaç sene içinde. Ki ben de belgeyi görene kadar onu bir söz zannediyordum. Ya yazılıymış. Telefon emriymiş ama yazılıymış. Onu ben yayınladım. Cumhuriyet'in kuruluş belgesini yayınladım ben. Yani hiç kimse böyle gazeteci bilmem ne diye küçük görmesin. Boylar kadar eser verdim. Bunu söylediğim için tekrar özür dilerim. Evet, ama aslında ama biraz da şey galiba değil mi? Yani son dönemde baktığınız zaman Türkiye'de birçok şey gibi bizim mesleğimizin içerisinde de garip şeyler oluyor. Yani o içi boşaltılma hali. Gazeteciler röportaja geldiklerinde, ben eskiden röportaja gideceğim zaman 50 tane şey okurdum. Yazdığını, çizdiğini, yaptığını, ettiğini, gittiğim kişinin. Ben niye kimseyle... Şimdi sadece Google'a girip bakmak... Niye kimseyle röportaj pek yapmıyorum? Pek de hiç öyle konuşmuyorum. Devamlı talep geliyor bana. Konuşalım edelim. Çalışmıyor, okumuyor bilmem ne. Yok. Yani sadece Google ve işte şey üzerindeki sözlük platformlarında kim ne yazmış hakkında. Valla ben hep söylüyorum, yani sosyal medya çöplüktür. Ha, internette gerçek bilgi alırsın. Ama birçok site paralıdır. Veya üyelik gerektiriyor, ciddi üyelik gerektiriyor. Kabul edilme şartı vardır akademik sitelerde. Ama sosyal medya dediğin Twitter'da bilmem ne çöplüktür. Yani klavye delikanlısı tipler çıktı. Sinik, ezik, hayatta bir halt edememiş ama klavyenin başına geçince aslan kesiliyor. Veya ben tarihin arka odasını yaptığım vakit seyirciyle niye kavga ediyorsun derlerdi bana. Ya herif oturuyor, bana hakaret ediyor. Onun bana hakaret etmeyi, hakkını kendinde buluyorsa herif, benim de ona aynı cevabı verme hakkım vardır. Yayında bilmem dedi, hiç fark etmez. Ama işte ceza yiyoruz öyle olacağı abi. Ben buradan iki kere denedim, ikisine de yapıştırdılar bana cezayı. Ya oradan, çünkü bir karşılığı yok bunun. Adam şey diye de açabilir. İlle Murat Bardakçı diye açmıyor ki. Sarı çizmeli Mehmet Ağa diye hesap açıyor. Ben say söv salla. Bir karşılığı yok ki. Ama biz buradan bir şey söylediğimiz zaman. Öylesine de sallıyordum ama. Ya biliyorum canım. Hani. Ama şimdi, bir yandan da sosyal medyanın şöyle bir tarafı yok mu? Doğru söylüyorsunuz. Sizin bu anlattığınız şeyden aklı başında herkes çok muzdarip, rahatsız. Ama diğer taraftan da bu ifade özgürlüğü meselesi artık öyle bir noktaya geldi ki insanların bir şekilde bir şeyler i̇fade yazmak, anlatmak için bir şeye ihtiyacı var. Demek değildir. İfade özgürlüğü başka bir şeydir. Hakaret değildir. Biz bu bahsettiğim şeyler, tabii ifade özgürlüğü şu bu tabii ki şart. Ama hakaret olarak kullanılıyor. Türkiye'de kardeşim ifade özgürlüğü hakaret oldu. Bu demek değildir. Sana küfrediyor herif ve maalesef çok şaşırıyorum. Bazı davalarda mahkemeler ifade özgürlüğü diye takipsizlik veriyor savcılık veya mahkeme. Aynı sözü
Ben o kararı yazana söylesem ne yapar? O şey sözünü yani, takipsizlik ve ölen sözü. İfade özgürlüğü, hiç bana ifade özgürlüğü kimse savunmasın. Ben şeyi sonuna kadar destekliyorum. Hani sansür geliyor sosyal medyaya falan filan dedi. Sonuna kadar destekliyorum. Evet, çünkü kardeşim benim başıma geldi. Benim başıma geldi. Beni Yahudi yaptılar. Olsam ne olacak, ayrı bir şey. Eşimi Yahudi yaptılar, bir de uyduruk şecere ilan şey yaptılar. Ve hala duruyor internette. Ama bunlar 3-5 tane müptezerin yazıp çizdiği yüzünden koca bir ülkede sosyal medyayı yasaklamak da biraz fazla sert değil mi? Ben sosyal medya yasaklansın demiyorum. Ceza müeyyide gelsin. Müeyyide gelsin. Hakaret ediyorsa, küfrediyorsa cezasını vereceksin kardeşim. O kadar kolay değil bazı şeyler. İfade özgürlüğü, ben senin anana bilmem ne. Ben de sana da bir şey derim orada. Ama olmaz böyle şey. Yani sonuna kadar destekliyorum. Ama o bahsettiğiniz yasa tam olarak bunu da sağlamıyordu tabii yani. Kardeşim o fark etmez. Başlangıçtır. Senin başına gelmedi herhalde. Sana gelse de sen de desteklersin. Bana da inanın sizin kadar olmasa da bayağı geldi. Ben senin kadar demokrat değilim o zaman. Ya ben de demokrat mıyım bilmiyorum. Hiç. Ama şundayım sadece. Yaşadığım ülkenin şartlarını görüyorum. Yani sosyal medya bu bahsettiğiniz anlamda çok... Yapıyorsun. Terbiyesizlik Türkiye'nin bir şartı mı? Bir şey mi? Öyle terbiyesizlik yapıyorlar ve yalan söylüyorlar. Evet. Ben sana söylüyorum, Yahudi olsam ne olacak? Ya bana eşime bilmiyorum neler yazdılar. Sebebi de var, şimdi onu söylemeyeyim. Çünkü ağababalarından birini perişan etmiştim ben bir yayında. O gece başladılar. Ya çete gibi çalışanlar. Allah razı olsun. Mehmet Ali abi bir an hep şey derdi. Türk medyasında kavgaları çok şahsidir. Hiç ideolojik, böyle fikir tartışması falan insanlar değil. Daha çok bir şeyden tutulmuştur mesela Murat Bardakçı'ya bir yerden. O ona oradan öbür taraftan 3 ay sonra başka bir şey çıkar. Eskiden ideolojik tartışma vardır. Geçmişte, ama o ideolojik tartışma daha sonra şeye döner. Şahsi şeye döner. Şimdi ama artık şey yani ayyuk artık yani. Kaç basın tartışması var şu anda? Bak ben gözümü gazetelerde açtım. Ben gazeteci çocuğuyum. Ne zaman ilk başlangıç? Ben ilk hatırladım 4-5 yaşındaydım. Kendi gazetecisi. Tarih kaç abi? 60-61 falan. Neyse, ama çalışmam 16 yaşına başladım. 71-72 diyelim. Ve basını ben tanırım. Yani tanırım derken bilirim kim nerede devine. Şimdi televizyonlara bakıyorum, gazetelere bakıyorum. Kardeşim hiçbirini tanımıyorum ben bunları. Nereden çıktı bu kadar gazeteci? Hiçbirini tanımıyorum. Dediğim gibi yani mübalağa etmiyorum. Gazeteleri bilmem neleri şahsen tanımasam bile isimleri bilirim. Hiçbirini tanımıyorum. Gazete okuyor musunuz? Okuyorum. Bütün gazeteyi okurum ben. İnternette okuyorum gerçi, evet. Şey ama... Kağıt almıyorsunuz yani. Kağıt almıyorum şeyi. Bir de o şeyden değil. Para vermemek falan değil. Alışkanlık. Tak 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 şey yapıyorsun. Bazı gazetelerin de şeyine... Yani paralı abone olduğum vakit hepsini görebiliyorsun sayfaların. Köşe yazılarını falan okurum ben mutlaka. Gazetecinin okuması şart. Ne kadar anlamsız olursa olsun okur musunuz yani? Okurum. Benim işim o. Bak biz gençlik yıllarımızda şeyi öğrendiydik. Küçük ilanları okuyacaksın diye. Aa evet, ben sizden duymuştum bunu. Küçük ilanı okuyacaksın. Büyük haberi orada yakalarsın diye. Çetin Emeç rahmetli ya ilanları kendisi okudu, düşünsene. Hürriyet'in başındaydı. Ondan sonra burada bir şey var, şuna bir bakın, bir de laf ederdi. Gözünüz kör mü, niye görmüyorsunuz diye. Bu şimdi Türkiye'deki... Hep şu anda konuşulan bu medya meselesinde şey var. Konu oradan açıldı diye soracağım size. Ya bir iki taraflı bir medya var. Ortada kalmak çok zor. Kalanlar kalmaya çalışanlar var ama ülkede ya her şey çok kötü ya da her şey olağanüstü iyi. Yani arasını... O bizim milli şeyimizdir. İfrat tefrit. Bu hep var mıydı? Yani geçmişten beri Türk medyasında yani her zaman var olmuş bir tavır mıdır bu? Yoksa bu dönem iyice zurna zırt mı dedi? Bu kadar yoktu. Bu kadar yoktu. Yani... Destek her zaman vardı, muhalefet de her zaman vardı. Ama bu kadar değildi. Daha doğrusu bu derece düşük seviyede değildi. Düşük herkesin seviyede derken kalite anlamında mı? Kaliteyi kastediyorum. Kaliteyi kastediyorum. Ama bir de şu var. Bazı gazeteci arkadaşlar, gazeteci olduğu söylenen arkadaşlar ya politikacıdan beter şey savunuyorlar. Bazen seyrediyorum sırf gülmek için. Ya ibret almak için. Cumhurbaşkanı röportajlarından bahsediyorsunuz. Hayır. Akşamlar hani 10 kişi birden çıkıp tartışma programları konuşuyorlar ya. Tabii o. Şey de fena değil ama ben lider röportajlarını da artık bayağı şey buluyorum yani. Enteresan soru sormaya bazen gerçekten şey falan oluyor mesela Cumhurbaşkanı röportajlarında. Cumhurbaşkanı soru soruyor gazeteciye.
Hani öyle sahneler oluyor. Ama o gazetecinin bilgi seviyesidir. Veya mesleğine göstermediği saygının gereğidir, şeyidir, o sebebidir. Ama hep vardı bizde, ama bu derece değildi. Zaten candaşım şeye, mesela ben eski gazete koleksiyonlarını okumaktan çok zevk alırım. Bazı gazetelerde, mesela Cumhuriyet bütün koleksiyonunu koydu, paralı abone oluyorsun, güzel. Ve Milli Kütüphane'den şuradan buradan bazı gazetelerde var internette şeyler. Okursan bir şeye dikkatini çeker, biliyor musun? Türkiye problemsiz yaşamamıştır. Hiç problem yoksa bile, dışarıyla bilmemeyle, biz kendimiz yaratmışızdır. Basını takip edersen, yani dertsiz, tasasız, sıkıntısız bir günümüz olmadığını görürsün. Şeyi kastediyorum, Cumhuriyet dönemini. Eskiden de var bu ama. Yani Osmanlı döneminde de var. Ya politikacı birbirini yer, hiçbir şey olmasa bile mutlaka birisi bir problem çıkartmıştır. O yüzden böyle bir şey olur, basın ondan sonra ikiye ayrılır, bilmem ne olur. Ama eski tartışmaların seviyesi yok. Ama eski tartışmalar da demin söylediğin gibi şey değil, çok düzeyli falan değildi. Tamam, düzeyli başlıyordu da, şimdi isim vermeyeyim, iki büyük önemli gazeteci bazı yılların. Bir siyasi sebepten birbirlerine girmişler. İdeolojik. Çok kaliteli giderken tartışma. Nasıl bitiyor biliyor musun? Ben seni diyor biliyorum diyor. Manastır idadesindeyken Mubassır Efendisi'ne bilmem ne etti diyor. Bu hale geliyor. Bizde adettir. İfrat tefrit vardır bizde. Ama şu ara yani son dönemde de buna benzer şeyler oluyor. Yani... Gelenek şekerim. Ben arkadaşlar. Yani hayırlı gelenek sürsün be abi. Gelenek değiştiremezsin. Gen. Ben Fatih'e de söylüyorum, bizim Fatih Altaylı'ya problem gen. Gen değişmez. Sizin bu gen meselesiyle ilgili enteresan bir tespitiniz var. Siz diyorsunuz ki Şark'ta demokrasi yoktur kardeşim. Türkiye'ye demokrasi falan gelmez. Kusura bakmayın. Şimdi Türkiye'ye demokrasi gelmemesi, gelmeyeceğini söylemek veya demokrasinin olmaması bizim eksiğimiz değil. Bu bizim genetik yapımız. Sadece Türkiye'de değil. Sen hiç Arap dünyasında, Rusya'da, Çin'de, bilmem nerede demokrasi gördün mü? Olmaz. Demokrasi kıta Avrupa'sı için özellikle. Fakat İngiltere bilmem ne bambaşka bir şey. Amerika'da değil yani. Ama onlar Anglo-Sakson. O var tabii. Ama şimdi mesela öyle bakarsanız eğer Amerika'da bir demokrasi var diyebiliyor musunuz? Tabii ki var, olur. Gerçi bize göre kıyaslayınca var tabii, doğrusu. Bize göre değil şimdi, bakın. Amerika'da demokrasi yok, bilmem ne, Amerika çöküyor demek hıyarlıktır. Yani güçlü ülkedir. Seversin sevmezsin ayrı. Ama bir adalet sistemi, bilmem ne, başkan şey yapıyor, herif bozuyor. Ya başkanın evini basıp gizli belge arıyorlar. Bu demokrasi olmayan bir yerde bunu yapamazsın. Oyalar herif öyle bir şey düşündüğü takdirde bile. Sen düşünsene, Saddam'ın evini basacaktın da bilmem ne olacaktı. Olmaz öyle şey. Ama Şark'ta demokrasi olmaz. Neden olmaz? Genetik kardeşim yok, kanımızda yok. Ne demek o genetik? Ben onu anlamıyorum. Yani genetik dediğiniz şey, ben genetik okudum bu arada da. Yani genetik olarak bizim handikapımız ne ki demokrasiye mani? Bak, öyle şey düşündüğün vakit zaten içinden çıkamazsın. Handikap değil bu. Yani demokrasinin olmaması, onu söylüyorum. Bizim hatamız, noksanımız, handikapımız değil. Bizim yapımız bu. Yani daha açık söyleyeyim sana. Çok küçük açık kızacaktır ama Türkiye en güçlü olduğu masanın dönemde... altına gireyim de abi. Ben bu surat ifadesi... Yok, sana değil. Masanın... Ben bu surat ifadesi biliyorum çünkü. Evet, buyurun. Kardeşim, Şark dünyası tek adam sever. Türkiye'nin en güçlü olduğu dönemlerde, bugün göğe koyamadığımız dönemlerde tek adam dönemleridir. Bir kesim Sultanahmet'i evliya ilan etti. Abdülhamid Şu'ya tek adam. Efendim, atamız şu bu Atatürk. Tamam, devletin kurucusu şu da çok büyük. Ve şeyi de söyleyeyim yani... Sosyal medyada veya normal medyada sen bu hakaret diyorduk ya demin, devletin kurucusuna hakaret edemezsin. Bu terbiyesizliktir. Ama tek adamdır. Ve Türkiye'de en güçlü dönemleri tek adam dönemidir. Demokrasi dönemi falan yoktur. Bugün de Türkiye bir tek adam dönemi mi yaşıyor o zaman? Tam değil. Tam değil. Nasıl yani? Geçmişle mukayese ettiğim vakit tam değil. Tek adam döneminde bazı şeyleri yazıp söyleyemezsin. Yani bir şey, bazı şeyler derken muhalif şeyle söyleyemezsin. Şimdi söyleyemiyoruz. Söylüyorsun. Bir sürü şey söyleyemiyoruz. Söyleyemeyen var. Söylediğinde başına gelenler var. Bak, örnek vereyim mesela. Sözcü gazetesi, Halk TV varsa söylüyorsun demektir. Ama. Söylüyorsun.
Tamam da yani Amazon nasıl şartlarda o gazeteleri, televizyonları çıkardıklarını o başka bir şey. O başka bir şey ama söylüyorsun. Eskiden söyleyemezdin böyle bir şey. Söyleyemezdin. Ya bununla övünmüyoruz ama değil mi yani? Bu övünülecek bir şey diye söylemiyoruz. Siz bir durumu tespit edin. Bak şunu anlatamıyorum sana. Bu eksiğimiz veya övünülecek bir şeyimiz değil. Bu bizim yapımız. Yapımız. Şark da sadece Türkiye'de değil. Şark Türkiye'yi kastetmiyorum sadece. Şark dünyasında demokrasi olmaz. Hiçbir zaman gelmedi. Biz bu ayıp bir sözü gibi vücudu. Değil de işte öyle olmuyor ya. Olmuyor yani. Bir fırsat oluyor. Da. Avukatınız iyi değil mi yani? Bunu? Şey abi yapma sen ne olur orayı yani. Tekrar da kesin orayı olur mu? Lütfen rica ediyorum. Çok evet. Kibar konuştum. Kendimizi, evet, buyurun abi. Kendimizi zorluyoruz. Bir kere daha söyleyeyim. Lütfen söyleyin. Yani kendimizi zorluyoruz. Ya bu nasıl şey laflar bu da. Kendimizi zorluyoruz. Ya bunun Türkçesi var işte. Demin söylediğim söz. Yani olmuyoruz ama olamıyor. Peki batılılaşma olmaz. Bu genetik tabanla kötü şey bir hedef mi? Çok aslına bakarsanız medeni bir hedef. Bak işte sana anlatamadığım bu, Türkiye'nin anlamadığı bu birçok arkadaşımın. Medeni efendim olması gereken iyi veya bizim modern zaafımız değil. Onunla medenilikle falan hiçbir alakası yok. Biz buyuz. Utanılacak bir şey değil. Kötü bir şey de değil. Biz ama buyuz, şarklıyız. Şarkla demokrasi olmaz. Bazı bir tane örnek göstersinler bana. Yoktur. Tek bir örnek göster. Tarihte veya bugün bir şark ülkesinde demokrasi yok, öyle bir şey. Peki bizi mesela bahsettiğiniz diğer şark ülkelerinden ayıran şey ne o zaman? Yani Irak'tan, işte ne bileyim aşağı taraftaki Suriye'den. Şey şu. Biz patronduk, imparatorluktuk. Biz yöneten efendiydik. Yani Domini diyorum, Dominus şey vardı ya Latin şeylerin. Biz efendiydik, hakim unsurduk. Onlar tebamızdı bizim, yani idare edilen yerlerde. Tabii aramızda çok büyük farklar var. Yani Türkiye bir Irak veya bilmem ne değildir hiçbir şekilde. Ama şarktır. Yani canlaşım yani anlatamıyorum. Demokrasi, Türkler kurallara uymayı sevmeyen bir halk olduğu hayır için... efendim... Bak, yoktur bizde. Nedendir ya, o? Demokrasi hayranlığını bırakın. Olmaz bizde. Olmaz. İşte birkaç seçimde ben meslek hayatımda gördüğüm o birkaç seçim böyle şey gibi olmuştur. Dönüm şeyi olacak. İşte her şey değişecek bilmem ne. Cephe hükümeti sonrasındaki seçim ne oldu? İkinci cephe geldi. Arkasından şey kuruldu. Güneş motor rezaleti çıktı bilmem ne falan filan. Hiçbir şey değişmedi ki. Bir kere seçimler demokrasi getirmez Türkiye'ye. Getirmemişti daha önce de. 14 Mayıs ayrı bir şey o. O demokrasi değil o. Çok partili hayat, yönetim değişmesi. Ama demokrasi değildir. Menderes dönemi çok mu demokrattı? Hayır, değildi. Demokrasi hayranlığından vazgeçip peki ne yapalım? Yani krallığa, imparatorluğa mı dönelim? Ne yapalım abi? İşte anlatamıyorum. Sen genetik okudun değil mi? Evet. O zaman niye anlatamıyorum? Demokrasi hayranlığından vazgeçmek krallığa dönmek değildir. Peki ne yapalım? Yani size soruyorum. Bugün bak. Benim çok takıldığım bir söz var. Cumhuriyet düşmanları diyorlar. Türkiye'de cumhuriyet düşmanı yoktur kardeşim. Rejim oturmuştur Türkiye'de. Hiç kimse cumhuriyet kalksın da gitsin demez. Başka bir şey getirelim demez. Ha, 2-3 tane zırh topos herif vardır. İşte hilafet gelsin bilmem ne, onlar ciddiye bile alınmaz. Ama cumhuriyet oturmuştur. Karşı çıktıkları konu cumhuriyetin bazı uygulamalarıdır. Dini olabilir, başka şey olabilir. Hatta buna sol kesim de dahildir. Ama cumhuriyet yerleşmiştir. Cumhuriyet düşmanı diye bir şey olmaz. Nereden geldik? Demokrasi şeyi. Yani dolayısıyla krallık bilmem ne falan filan bu değil mesele. Onlarla hiç ilgisi olmayan bir şey. Demokrasi yoksa krallık olacak falan değildir. İran'da cumhuriyet. İslam cumhuriyeti. Irak'ta cumhuriyeti Saddam. Saddam mı Irak'ın cumhurbaşkanıydı. Şeyi present. President'la bilmem ne. Yani bunun karşılığı bu değil. Biz böyle yönetiliriz. Bu genimizin gereğidir. Ve bu değişecek bir durumda değil diyorsunuz. Kim gelirse... Sen genetikçi olan sensin. Değiştirebilir misin? Genetiği mümkün değil de. Ama ben tabii sizin gibi düşünüyorum. Ben genetik bir kader olduğunu düşünmüyorum. Benim mesela hep kafamda inandığım şey... Bir dakika, genetik kader değildir. Hayır. Genlerimizden kaynaklanan bir mecburi kader olduğuna inanmıyorum. Hayır, demokrasi kader değil ki. O hal bu. Vaziyet bu. Halimiz bu bizim.
Yani kötü manada söylemiyorum bunu. Ben temel... Kader sözü kötü manada kullanılıyor. Mesela şeye atfedilir mi uydurma sözü. Öyle bir sözü yoktu İbn Haldun'un. Coğrafya kaderdi falan birisi atmış vaktiyle. O da değil mi öyle? Yok öyle bir sözü. Ama bak kader sözü geldiği vakit kötü manada kullanılıyor artık Türkçe'de. Bu bizim kaderimiz falan filan değil. Bu bizim... Gerçeğimiz. Gerçeğimiz. Bundan utanacak bir şey de yok. Ama demokrasi bilmem ne şu bu falan filan diye hayale düşmeye de dalmaya da gereği şey yoktur. Yok. Olmaz. Tekrar söylüyorum şarkıda demokrasi olmaz. Sen genetikçisin. Gen değişir mi? Değişmez. Değişir bitti, mi? Bitti. Ya genetik tavır belki değişebilir de gen değişmez. Yani mümkün değil yani. Bitti. Tavır yani gen değişmez. Mesele bu. Çok da konuşuluyor şu ara ama durun önce size şey soracağım, özür dilerim. Tam oraya gelmişken aslında onu soracaktım. Harf inkılabının Türkiye'de bir hafızayı kaybına toplumu uğrattığını söyleyenler. Bir grupta diyor ki ya o dönemki okuma yazma oranları belli. Ne hafıza kaybı? İki taraf da alt etmiş. Bir, Osmanlı dönemindeki okuma yazma oranını biz bilmiyoruz kardeşim. O veriler doğru değil mi o anlatılan? Yok ki veri. Ama sürekli tarihçi diye insanlar ortalarda bir şeyler anlatıyorlar. Bana tek bir veri göstersin. Tek bir ben söyleyeyim size. Kimi diyor ki %8, kimi %6 diyor. Yok. Doğru değil diyorsunuz. Bak. %3 bile olabilir. Ama %20 de olabilir. Çünkü veri yok. İstatistik yok. Uçuyorlar. Birisi bir şey söylüyor. Peşinden gidiyorlar. Okul sayısıyla okuma yazma oranı belirlenmez. İşte şu kadar mektep var. Onu belirlenmez. Evladı özel eğitim şey yapanları nereden bileceksin? Nereden yani özel eğitimde öğrenenleri? Yani okuma yazma sayısı. Hele kadın oranı şu kadar, erkek oranı bu kadar. Bilmiyoruz. Hiçbir şey yok. Ha, harf devrimi söyleyeyim benim görüşüm. Harf devrimi olması gereken bir inkılaptı. Ama benim karşı yani benim kanaatime göre karşı çıktığım şudur. Eskiyi silip atarak değil, ikisini birden öğretecektin. Hı. Yunanistan, İsrail, Ruslar ikisini de biliyorlar. Biz de öğrenebilirdik. Ama hafızayı sildi. Evet bazı şeyleri okuyamıyoruz ama bu mezar taşını okuyamıyoruz değil. Mezar taşı zaten zor bir şeydi. Herkes okuyamazdı onu. Çünkü estetik bir yazıdır, grafik gibi bir şeydir. Ama ben daha önce de birkaç defa söyledim de. Şunu okuyamıyoruz. Yani büyük babasının, büyük annesine yazdığı mektubu okuyamaz bir hale geldik. Ha. Bir de eski Türkçe, Osmanlıca dedikleri yanlış bir şeydir o. Yani devletin veya rejimin, ailenin, hakim ailenin ismiyle lisan olmaz. Mesela nasıl Almanca, Habsburgca veya Hohenzollernce demiyoruz. Rusça'ya Romanovça demiyoruz, Rusça diyoruz. O da eski Türkçedir. Yani değiştiği için yazı, eski alfabe. Öyle zor bir şey değil. 15 günde öğrenirsin. 15 gün. Hmm. Şeyi unutma. Japonların bir bela var, kanji yazısı. Üniversiteyi bitiriyor ancak tamamını okuyor. İki çeşit yazı öğreniyorlar yavaşça. Çince'yi ne yapacaksın? İdiogram mı? Yani hiç öyle bir şey değildir. Bir de şu var. Yani böyle laf edenler işte geçmişimizde bağımızı koparttı bilmem ne şu bu. Çoğu okuma yazma özürlüdür. Eski Türkçe'yi bilmez. Bilmezler. Konuşuyorlar ama. Zaten ben hep söylüyorum. Türkiye'de entelektüel olmanın şartlarından biri, en başta gelen şartı kardeşim, eski Türkçe'yi bilmektir. Sen dedenin, babaannenin, anneannene veya anneannenin dedene yazdığı mektubu okuyamıyorsan istediğin gibi sular seller kadar yabancı dil konuş. Yalda yaramaz. Entelektüel değilsin, cahilsin. Ama dediğim gibi toparlayayım, harf devrimi olması gereken bir şeydi. Çünkü dışarıyı takip edemiyorduk. Ama erkek şu kadar, kadın şu kadar yüzde biliyordu falan. Bunların hepsi dayanaksız iddialardır. Çünkü istatistik yok. Bana tek istatistik göstersinler yoktur. Bu. Ama ikisinin birden öğrenilmesi lazımdı. Fakat tabii işte inkılap günleri, bazı inkılaplarda bazı şeyler olur. Ki Türk İnkılabı Fransız İnkılabı'ndan çok esinlenmiştir. Hatta buna
din konusundaki uygulamalar vesaire de dahildir. O zaman öyle gerekiyordu. Öyle yapmışlar. Bunun için de kimseyi suçlamaya gerek yok. Yapılmış. Eğer çok meraklıysanız 15 gün öğrenirsin. Ha, resmi yazıyı okuyamazsın çünkü ayrı bir dildir o. Bugün kraliçenin hala fermanlığı yayınlanıyor. Yani ihtisas gerektiren bir şeydi o şeyi. Ama bir Hüseyin Rahmi, Refik Halide bilmem ne 10 gün. Hiç kimse onun için konuşmasın. Yok bizi cehalete sevk etti bilmem ne öğren. Ama zaten eskiden okuyamıyorduk sözü de yanlış çünkü bilmiyoruz. Şeye katılıyor musunuz? Türkler kurallara uymayı sevmez. O yüzden demokrasi Türkiye için çok mümkün bir hayal değil tezine. Ben demin söyleyeceğimi söyledim. Genetik olarak genetik yapımızda demokrasi bu yoktur. Da bunun bir parçası mı söylediğinizin? Kurallara uymayı sevmeme. Onu bilemem, onu sen bilirsin, genetikçisin madem. Sor abi, yapmayın onu. Ben size soruyorum. Ya çok mu uyuyorlar? Bak Amerika'da bugün bir dava başladı. South Carolina'nın en önemli hukukçu ailelerinden birinin oğlu karısını öldürmüş, oğlunu öldürmüş, milleti dolandırmış, çarpmış bilmem ne. Kurallara uymayan her yerde vardır. Ama mesele o. Yani gen olarak, yani genetik bakımdan yok, kanımızda yok kardeşim demokrasi. Zorlamayın diyorsunuz. Hani Namık Kemal'in şeyi vardır. Bu kan yine o kandır. Bu gen gene o gendir. Aynı şey. Yok. Size şey soracağım. Eşim mesaj atmış. Biz gazete alıyoruz demiş. O alıyor ama ben okumuyorum. Kağıttan bahsediyor. Kağıt. Hangi gazete alıyormuşsunuz sorar mısınız? Merak ettim. Söyleyeyim, Hürriyet alıyor biliyorum. Ama internetten gece okuduğum için ben hiç bakmıyorum. Ama tabii ben sizin bayılıyordum şeydeki Habertürk'teki Hürriyet'teki köşenize yıllar önce. O zaman pazar yazardınız. O zamanki Hürriyet başka bir şey. Evet, o Hürriyet başka yani. Bir şeydi. Pazar tam sayfa yazardınız. Evet. Eke değil mi? Gazeteye yazıyordunuz zaten. Gazete ben doğru hatırlıyorum. Sonra Eke de yazmaya başladınız mı? Yok, hiç yazmadım Eke'de. Tamam. Hiç. Sonra Habertürk, o efsane. Fatih abinin Habertürk'ü evet, zaten. Evet. Ne Habertürk'tü o da ya? Evet. Ne gazeteydi evet. O? Evet. Müthiş bir gazete yapmıştı. Bu liyakat meselesi çok tartışılıyor, konuşuluyor Türkiye'de bu dönemde. Dün İt Millet İttifakı'nın şeyinde de söyleminde de ortak mutabakat metninde de sürekli altı çizilen bir konuydu. İşin tuhaf tarafı iktidar da şimdi altı çizmeye başladı. Sanki iktidar başka biriymiş gibi ama Türkiye'de şu ara çokça şikayet edilen bir şey liyakat. Ne diyorsunuz? Sen yandaş mısın, muhalif misin? Ben candaşım abi. İkisi de değil. Hem de 1978'den beri. Yani liyakat ayrı bir şey, tabii ki olması lazım liyakatın. Ama Türkiye'de hiçbir zaman liyakata bakılmadı. Bir de o var. Bakılmadı. Bunu saklamaya gerek yok. Hiçbir dönemde işte bu tamam liyakat sahibi makam mevki sahipleri vardır liyakati de olup. Ama ekseriyet liyakati değildi. Yahu biz buyuz. Yani kendimize ayrı bir geçmiş, ayrı bir etik bilmem ne falan filan yaratmayalım, biz buyuz. Bir de bu hayallere dalıp biz geçmişimizi unuttuk. Biz buyuz. Hep liyakat kavgası vardı. Belli kurumlar belli dönemler liyakatla yönetilmiş ama genel sisteme ama baktığınız zaman hiç olmadı mı diyorsunuz? Belli kurumlar demiyorum. Belli makam, bazı makamlara gelmiş, belli olması şey değil. Önemli veya önemsiz makama gelmiş liyakat sahibi kişiler tabii ki vardı. Yani şey gibi mesela Hasan Ali Bey gibi falan, o dönemlerden bahsediyor. Hasan Ali Yücel'i ben çok tartışırım, sana söyleyeyim. Öyle mi? Çok tartışırım. Celal duymasın. Bir sözü vardır. Bir politikacı ne olursa olsun bu sözü söylemez. Daha sonra iki günlük yazı halinde açıklamıştı o bir gazetede. Atatürk soruyor. Bana sıfırı anlat Hasan Ali diyor. Cevabı, sizin yanınızdaki ben paşam diyor. Bir marif vekili olarak, Milli Eğitim Bakanı olarak bu seviyeye gelemezsin, bu sözü söyleyemezsin. Çok büyük hizmetleri vardır ama şeyi de söyleyeyim ben sana. Bunları konuşulmuyor. Mesela klasik yayınlar yapmışlar, tercümeler. Şark klasikleri düzgündür. Ama Garp klasiklerinin çoğu berbattır. Adam anlamadığı yeri 60 yazıda. Şimdi bir banka, İş Bankası yeniden yayınlıyor. Onları yeniden tercüme ettiriyor. En önemli yerli bir mütercim o zaman en önemli yeri anlamadıysa 60. O kadar şey yapacak değil. Ama bir Milli Eğitim Bakanı sıfır nedir sorusuna karşı Cumhurbaşkanı'nın sizin yanınızda ben paşam diye cevap verme hakkına sahip değildir. Evet. Hasan Ali Bey değil anladığım kadarıyla sizin için. Örnek sorsam size
bu adamdır, bu kurumdur, bu dönemdir, bu yıllardır dediğiniz mesela kimdir mesela, merak ediyorum. Valla o kadar çok kişi var ki o şey. Yani liyakat sahibi olarak mı? Adnan Kahveci midir mesela, bilmiyorum. Hayır. Valla şimdi aklıma gelmiyor ama adımın gelirse söylerim. Tamam. Tarihin arka odasına ne oldu diye soruyorlar sürekli. Ya bıraktım. Nasıl, sıkıldınız mı abi? Niye bıraktınız? Kardeşim bir şey uzatmayacaksın. Uzatmayacaksın. Bir de aynı formatı senelerce tekrar edemezsin. Tekrar edemezsin artık. Yani zamanı gelmişti. Bir vakti merhun diye bir kavram vardı. Şimdi Türkçe'de gitti o. Gelen zaman demektir o. Hatta birisi vefat eder, ölür. Vakti merhunu geldi gitti derler. Zamanı gelmişti. O programın zamanı gelmişti. Zaten şimdi yapamayız onu. Erhan Paşa oldu biliyorsun. Şeyden. yani Paşa Hazretleri de alıp karşıma diye bir şey diyeyim. Ya bitti. Şeyini doldurdu. Format yerine sen bilmem ne yani. Bir de biz Erhan da ben de biz tarihin arka odasını keyif için yaptık. Yani herkes zannediyor ki bu çok, birkaç yerde gene sosyal medyada çöplükte yazmışlar. İşte şöyle para götürdüler bilmem ne. Öyle bir şey almıyorduk biz. Ben bir de bunu da anlamıyorum abi. Yani insanın kendi mesleğini iyi yaparak çok para kazanması utanılacak bir şey midir? Hiç değil, övünülecek bir şey. Yani bu da bir, mesela burada gazetecilerle ilgili yazıyorlar falan. Adam bir yerden bir yere transfer olmuş. Bir iddia bu kadar para alıyor diyor falan. Hala var mı o transfer parası? Ya yani bence olsun da, yani iyi gazeteci olsun, iyi yazar olsun da insanlar... Kardeşim bunu söyleyen hasuttur, kıskanç heriftir. Şeyi gördünüz mü? Başarısızdır. Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı bir kazak giymiş üstüne. Bir marka. Çok da yakışmış bence. Erkan Başkan'ı da çok severim ben. Diyorlar ki ya sen işte Amerikan emperyalizmine falan karşısın. Amerikan markası giymişsin. İşte 1000 lira da falanmış. 1500 lira kazak. Yani, çuval mı giyecek? Ya ne alakası var? Yani bunlar nasıl bir araya geliyor? Anlayamıyorum ben bu ülkede. Bu cehaletten. Türkiye'de korkunç bir cehalet var. Birçok kavram, davranış, bilgi yerlere serilmiş vaziyette. Çünkü bir toplumda çöküş toplu halde olur. Yani mesela dini bakımdan alalım. Ekseriyet, çoğunluk çöktü de azınlık yüksekte olmaz. Azınlık da çöker. Aynı cehalet o da her tarafta var şu anda. Dolayısıyla ucuz laf etmek moda oldu. Şeyli adam onun için yapıyorlar. Söyleyecek sözü yok adamın. Ha bunda ama bizim de çok kabahat, devletin de çok kabahati var. Özellikle 12 Eylül döneminden sonra. Eğitim yerlere şey oldu. Yerlere serildi. Aman siyasetle uğraşmasın, bilmem ne uğraşsın diye ot gibi bir nesil yetiştirdiler. O ot gibi neslin çocukları şimdi daha çok ot gibi oldular. Özal kuşağı. Özal kuşağı tabii. Tabii. Onların çocukları da daha beter. Onlar ot da olamadılar galiba, değil mi? Bunu söyleyeyim yani, daha beter. Artık Rütük diyorsun, kelimeyi söyleyemedim. Aman abi ne olur, zaten yaktın bizi abi. Erhan mesaj yollamış başımız. Diyor ki sana cevap veriyor. Türkler kural ve kanunlara uymazsa Osmanlı İmparatorluğu olur muydu? Osmanlı kurallar kanunlar imparatorluğu destan gibi yazmışsın Erhan. Kısa yaz o görseydim. Evet. Yani evet ama şey Osmanlı İmparatorluğu kurallar ve kanunlar imparatorluğu. Sonra çöktü ayrı. Hı hı. Herhalde o kurallar kanunlardan dolayı çökmüştü. Hayır. Onlara uyulduğu için mi çökmüş? Hayır, ondan çökmedi, hayır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçemediği için çökmüştür. Çöküşü odur. Siz şeye katılıyor musunuz? Belki Erhan Bey katılmıyor. Türklerin kurallara uymaya bayılan bir toplum olduğunu öyle mi düşünüyorsunuz siz? Kurallara? Biraz önce dedim ya, yani ben kendi fikrimi söyledim. Demokrasi Türkiye'de çok böyle acayip bir yerdi. Çünkü biz kurallara uymayı sevmeyen bir toplum. Çünkü demokrasiye ilgisi yok bunun. Hı. Ya sen gene okudun değil mi? Jeoloji falan okumadın. Yani ya nasıl anlaşılır? Yani bu... Diplomayı göstereceğim size artık. O noktaya gidiyoruz biz. Gen de senin burnun tek de diyor. Bu da iki tane burun olmaz. Üç tane bilmem ne olmaz. Bu demokrasi olmaz bizde. Bu kadar basit. Şimdi size bir iki tane... Kaç dakikamız var bu arada? Üç dakikamız var. Üç dakikada sorulacak soru sorayım. Türkiye'de nitelikli geçmiş tarihçi olmanın size göre vasıfları nedir diyorlar? Arşivde çalışacak. Arşivde çalışacak. Başka şey yoktur. Ha. Lisan bilecek. Halil Hoca'nın mesela şeylerin özelliği
Yani bunlar arşive hakimdiler ve lisan biliyorlardı. Kaç lisan bilecek? Yani artık İngilizce kendi toplumunun ana dili de yetmiyor galiba. Toplum nasıl anlatıyor? Yani işte şimdi bu ülkedeyseniz Osmanlıca bilmek, eski Türkçe bilmek ve İngilizce bilmek de yetmiyor. Birkaç dil daha bilmek gerekiyor. İyi bir Şark dillerini bileceksin. Şart o. Arapça, Farsça'yı bileceksin. İngilizce, Fransızca. Benim çok eksiğim var. Ben Almanca, hep dalga geçirdik Almanca'yla. Keşke öğrenseymişim. Çünkü bazı kaynaklar Almanca'da ama Latince'den de anlayacaksın. Bir yaştan sonra sizce de daha fazla dil öğrenilmez mi? Öğrenilmez. Kaçtır o yaş? Siz en son dilinizi kaç yaşında öğrendiniz mesela? 20'li yaşlarımda Farsça öğrendim. Farsça? Farsça. Şarttı, mecburdum. Telefona gelen başka enteresan bir şey var mı? Şu anda yok. Okuyayım ama istersen gelenleri okurum ben lütfen, sana. Lütfen ne olur arada. Araya girelim ondan sonra. Yok yok. Bugün yok, inşallah bu yayın biter. İnşallah sağ salim ondan sonra devam ederiz. Ya niye bu korkuyorsun? Ben korkmuyorum demokrasi abi. Demokrasi yok mu kardeşim? Hayır bence yok. Ben olmadığını söylüyorum. Bak seçimlerde olacak. Her şey serbest olacak. Yayında küfretmek de serbest olacak. Dün şey yayınlamış ya bu kadar şey. O mu diyorsunuz siz? Ona da bilirsiniz var. Efendim? O bahsediyor. Yani Millet İttifakı'nın mütabakat metninden bahsediyorsunuz. Kardeşim döviz ne olacak onu söylesin bana. Ondan sonra ilk şunu görevden alacağız. Ayıp da ya böyle şeyler. Döviz olan olmuş zaten. Bak bu şey çıktığı vakit altılı masa. Ben bir yazı yazmıştım çok ses getirmişti. Hatırlatır mısınız? Şey 3. Jön Türk Kongresi. Aynı çizgide gidiyorlar. Bak Jön Türk Kongresi'nde de bir kesim biz bilmem neyiz, biz şuyuz, biz buyuz. Hatta Boşo Efendi'nin meşhur sözü vardı milletvekili. Ben Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım demiştir Bulgar milletvekili. Aynı çizgiye geldik. Türk lafını anayasadan çıkartmaya, bilmem neden çıkartmaya çalışıyorlar. Birilerine yalakalık için. Çok ayıp bir şey bu. Bu kadar seviye düşürülmez. Türkiye'desin ya. Ne demek Türk şey? Zaten Türkiye'de tuhaf bir şey oldu. Türk'üm demek faşizm sayılıyor bu memlekette. Tabii şimdi Türkiye'li şey başladı. Ya böyle aptalca şey olur mu ya? Kusura bakmasınlar. Ama işte şey 3. Jön Türk Kongresi gereğini yapıyor. İkinci kongreden sonra Pangaltı'da meşhur bir toplantı vardır. O da söylenen sözleri veriyor. Tabii bilmiyorlar onu. Çünkü onlarda da bir cehalet hakim. O da edilen sözler şimdi başka milletlerin ismiyle şey yapılıyor. Anlatabildim mi? Çok net anladım. Evet. Araya gidiyoruz. Aranın hemen ardından Murat Bardakçı ile sohbete devam etmeye çalışacağız. Rütü'nün elverdiği ölçülerde başımıza bir şey gelmeden bitiririz inşallah programı. Gabba Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum devam edecek. Gabba Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum devam ediyor. Az önce konuştuğuma devam, bak bağırmadan yapıyorum abi, görüyor musun? Bu hafif ses ben, mi? Ben büyüye ustaya saygım vardır, ne dersen onu yaparım yani. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz Murat Bardakçı. Şu liyakat meselesini konuşuyorduk, kestik reklama gittik. Neydi soru? Liyakat meselesini size dedim ki yani Türkiye'de böyle liyakatin... Kurallara bağlılık falan. Hı, evet. Ya kardeşim bak çok güzel bir örneği var bunun. Almanya'daki Türkler dışına çıkıyor mu şeyin? Bağlı. Kontrol olursa, denetim yani sıkı bir denetim olursa kurallara bağlı olursun. Ama denetim yok. Yani dışarıdaki Türkler, mesela Almanya çok güzel örnektir. 1,5 milyon ne kadar Türk vatandaşı var? Kuralı. 3'e yakın galiba. Oldu mu o kadar? Toplam ha? Almanya'daki Türk. Yani Almanya'daki. 3'e yakın yani benim. Hepsi kurallara uyuyor. Kurallara uyuyorlar. Demek ki kontrol olduğu vakit oluyor bu iş. Bu sistem, sorun buradaki sistemde kontrolsüzlük de biraz. Kontrolsüzlük tabii sorunludur. Ama kontrolü sağlayacak mekanizma kurallara ne kadar uyacak o var. Şarkız, demokrasi falan olmaz. Genetik abi, genetik haklısınız. Kanada'da okudun değil mi? Kanada. Onu göstermediler mi sana ya? Hiç göstermediler. Buralara hiç bakmadık abi. Biz o bölümde, anlatıyorum o bölümleri şey gibi, o tercüme gibi. Ben pas yani, geçtim, anlamadım. Yani. Genomda bilmem neydi, onlarla uğraştınız yani. Evet. Abdülhamit döneminde Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. O açıklamada diyordu ki Abdülhamit'in döneminde hiçbir toprak kaybı yapılmadı falan. Falan böyle bir konuşma yapıldı, bitti. Sonra sizin de dahil olduğunuz birçok... Ben 1,5 milyon kilometre kare toprak kaybetmişti dedi. Evet. O konuşmadan 7-8 sene önceydi bu benim söylediğim. Evet. Evet. Cumhurbaşkanı yanlış mı biliyor? Cumhurbaşkanı yanlış bilmiyor. Hazırlayanlar, konuşmayı yazanlar öyle yazmışlar. Hazırlayanlar bilmeden yazmış o zaman. Veya bilerek yazdılar. Bilmiyorum, bilmeden de yazmış olabilir. Nasıl bilerek? Şimdi Türkiye'de bu bir kavramdı. Sultanahmet'te karşı toprak kaybetmedi.
Doğru, tek karış değil. Türkiye'nin iki katı toprak kaybetti. 1,5 milyon kilometrekaredir. Ama bu korkunç bir şey değil mi? Ülkenin cumhurbaşkanı, devletin en başına yanlış bir metin önüne koymak. Evet. Evet. Evet ama bir kesimde hala buna inanıyor. İnanan var. Şimdi efendim, sebep şu. Benim çocukluğum, çocukluğumdaki yaşlılar Abdülhamit döneminin gençleriydi. Erkekler nefret ederdi. Kadınlar severdi. Ucuz. Çünkü her şey sübvanse. Ve borç şey falan. Sübvansiyona şey yapılıyor. Ama erkekler sevmezlerdi. İki kişi, üç kişi yolda yürüsek Fizan'a giderdik derlerdi. Fakat öyle bir cumhuriyet döneminde öyle bir politika yapıldı ki, putlaştırma politikası. Kurucu babaları. Tamam, Atatürk'e hepsine saygı duymak zorundayız çünkü devletin kurucusudur. Ve çok ciddi bir askerdir. Öyle dedikleri gibi askerliğine de laf etmeye başladılar. Fakat işte pusulası olmayan gemiyle gitti de şuydu da buydu da politikası yüzünden, propagandası yüzünden karşı yani bir tepki çıktı. O tepki Abdülhamit olarak çıktı. Bugün dizi yapıldı biliyorsun, bir Payitaht'ta bir dizi vardı. Ya 30 sene Sultanahmet Sarayı'ndan dışarı çıkmamıştır. O elde tabanca baskına gidiyor. Sefir dövüyor. Olmayan bir Abdülhamit yaratıldı. Uydurma mı? Uydurma tabii ki. Öyle bir Abdülhamit yok. Olmayan bir Abdülhamit yaratıldı. Ve işte ifrat tefrit. Sizin o varsa bizim de bu var meselesi oldu. Olmayan bir Sultanahmet yaratıldı. Ama gene çok kötü bir adetimizi şarkta olan bir şeydir bu. Geçmiş yüceltilir şarkta. Demokrasi nasıl yoksa ciddi tarih şeyde azdır bizde. Geçmiş yüceltilir. Ve o dönem yüceltilmeye başlandı. Batı'da yapılmaz mı bu? Yani Fransızlar Fransız ihtilali falan İhtilal yaptı mı? En son. İhtilal yaptı Cermen şeyini. Fransa, Fransa'da şu anda ben Fransız tarih yayınlarını takip ederim. Sömürge dönemini perişan ediyorlar şeyleri. Neler, ne yayınlar yapılıyor? Şey yoktur. Yani olanı söyler. Hiç kimse yüceltsin veyahut küfretsin demiyorum. Geçmişe, yalnız bir de şu var. Bizim kadar yani ifrat tefrit dolayısıyla ve işte bu redimiras politikaları neticesinde öyle bir zihniyete sahip olduk ki biz, geçmişine bizim kadar küfreden başka millet yoktur. Nefret ediyorlar ya. Senin geçmişin. Osmanlı değil. Ulan senin büyük annen, deden Osmanlıydı. İnsan soyuna şey yapar mı? Soysuz musun sen veya gökten zembille mi indin 1923'ten sonra? Ama aynı şekilde o geçmişe küfür ölçüsünde geçmişi yüceltme de var bizde. Çok yanlış bir şey. Ya orada birazcık şey enteresan değil mi? Mesela yani Fatih Sultan Mehmet'le Vahdettin'i neredeyse aynı yere koyup anlatan bir dil oluştu. Yani ben de yani benim haddim değil sizinle hemfikir olmak. Ben burada soru sormakla mükellefim ama yani dediğinize çok katılıyorum tabii ki, yani neticede bir şey inkar etmek artık mantık çerçevesinin dışına çıkıyor. Hayır, bir de şey olduk biz. Ama mesela Vahdettin, çok merak ediyorum. Vahdettin mesela caddelere, maddelere mesela 2023 yılında adı verilecek bir padişah mıydı? Aynı şey. Etki tepki. Olur. Ha, Vahdettin, hep söylüyorum onu, yani hain değildir benim gözümde. Çaresiz bir padişahtır, zavallıdır. Çaresiz bir padişahtır. Ha, ismi verilir mi? Verilmez. Makul odur. Ama etki tepki öyle bir hale geldi ki Vahdettin'i de kahraman yaptık. Vahdettin'den kahraman çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Vahdettin'in Atatürk'ü... Çünkü şanssız. Çok kötü zamanda gelmiş. Bak, Birinci Dünya Savaşı. Yani biz Mondros Mütarekesi'ni biliyorsun. 30 Ekim sonunda imzaladık. Eylül'de, Ağustos'a benimle gelmiştir. Temmuz'da 2-3 ay önce. Her şey bittikten sonra tahta geçmiştir. Bitmiş zaten. Ha, İstiklal Harbi zamanında işte idam fetvaları bilmem ne falan filan. Evet, İngiliz baskısıyladır. Ama bunların zihniyeti başka, kafasındakiler.
İstanbul gitmesin. Bütün korku odur. İstanbul korkusudur. Anadolu'ya bakmıyorlar. İstanbul gitmesin. Ama dediğin, tekrar söyleyeyim yani, caddeye isminin verilmesi bence doğru bir şey değildir. Tepki çeker o bakımdan. Yoksa tabii ki bu ülkenin hükümdarıdır, yani devlet başkanıdır. Bugün Tayyip Erdoğan'ın makamında Abdülhamit de oturuyordu, Fatih de oturuyordu. Aynı makamdır. Vahdettin de oturuyordu. Ama küfretmek, hakaret etmek gereksiz. Ama şimdi bizde entelektüel geçinen kesim, yani hain bilmem ne Vahdettin şey gibi şey konuşuyorlar. Ama karşı tarafta da bunun tam tersi var. Mesela kardeşim, Osmanlı toplumu batmaya mahkumdu. Belli bu. Çünkü dünyayı kavrayamadık maalesef. Eski güzel günler, geniş imparatorluk vardı çünkü yönetim meselesini halletmişti. Bu nasıl halletmişti? Kardeş katli var mesela bunun içinde. Veyahut kapı kolu şeyler var. Dönme diyorum şeyler. Yani her dinden devlet adamı olur ya. Okutulu edilir onlar. Fakat sonra çağa ayak uyduramadı. Fakat biz şimdi İmparatorluğun yıkılmasını bir kesim, özellikle muhalif kesim, işte Yahudi, Masonlar, Yahudiler, bilmemler, sömürgeciler, emperyalistler, yani bizim hiç mi suçumuz yok, hiç mi becerisizlik etmedik biz? Biz yıktık, ne Mason'u ne Yahudisi yıktı. İttihat-ı Terakki zaten Mason'du diyorlar. Askerin başındaki Enver Paşa Mason değildir. Mason localarını kapatmıştır, onu da bilmiyorlar. Onu da bilmiyor. İlk kapatan Atatürk değil, Enver Paşa'dır. Şeyleri sonra Talat Paşa şey yaptı, devşirmeler. Yani oraya mesaj geldi. Eşimden mesaj geldi. Mesaj geldi. Ben kesmeyeyim diye söylemedim. Söyle. Şey olursa yani bu ama tabii Vahdettin'in veya herhangi bir padişahın, Sultanahmet'in hatası yok mu? Onun da var. Ama hakaret etmeyi gerektirmez. Fakat tartışmalı isimleri, cadde ismi falan verirsen tartışmayı daha çok alevlendirirsin. Biraz önce dediniz ya, Osmanlı o yüzden şey yapmadı, yıkılmadı. Tarım toplumundan sanayi toplumuna tabii geçişi kaçırdı. Orada o tam kaçış anı ne zaman? Yani ne diyor, hangi padişahın dönemi ve ipin ucu nerede kaçmaya başlıyor? O her tarihçiye göre değişir. Fakat benim kanaatim 3. Murat'tan itibaren ciddi bir enflasyon başlıyor. Merkantilist dönem sonrasında falan fiyat çok şeyler çok ekonomide çok tahavül, yani hadiseler oluyor falan, toparlayamıyoruz. Murat abi, siz şey dediniz konuşurken, dediniz ki Türkiye'de tarih bir hesaplaşma vasıtası haline geldi. O yüzden bütün bu, İşte onu söylüyorum. Bunun peki bu dönüş olmayan bir yol mu bu böyle? Bundan sonra biz tarih konuşmalarında hep buna mı denk geleceğiz? Yani bir şeyin gerçekten geçmişte ne olduğunu evrak üzerinden, gerçekten aklı selim tarihçiler yazar. Bazı kişileri öğretemezsin. Bazı kişiler vardır, üstad geçinirler. Bunların tek sermayesi geçmişi, yani şu andaki rejimi kurucu babalara hakarettir. Atatürk'e, şuna buna bilmem ne, İsmet Paşa'ya. Veyahut geçmişe övgüdür. Çünkü bundan para kazanıyorlar. Bir de konuyu bilmeyenler bu sayede söyleyecek laf buluyor. Çok zor düzeltmek. Bir çok yandan zor. Siz kendinize şey yapıyor musunuz? Ya ben gidiyorum bayağı işte belge buluyorum, yayınlıyorum, ediyorum falan ama anlatabildiğim şey bir yere kadar. Çünkü çok da ne söylediğimi çok... Bir dakika, ben misyoner değilim. Şu mesajı vereyim diye hiçbir zaman düşünmedim ben. Ama sonuçta gerçeği paylaşmak, anlatmak önemli bir amaç değil midir yani? Paylaşmak lafından nefret ederim. Ben tek çocuğum, gerçeği anlatmak. Ben tek çocuğum, paylaşma bilmem. Ben zevk aldığım için yapıyorum. Ben söyleyeyim yani, bugüne kadar zevk almadım, keyif almadım, hiçbir iş yapmadım. Çünkü zevk almadığınız takdirde o iş başarısız olur. Ben tarih yazmaktan, şundan bundan zevk alıyorum. Ama işte millet şunu öğrensin de bunu da yapayım, hiç öyle bir derdim olmadı. Misyoner değilim ben. Az önce bu Abdülhamit dizisiyle ilgili dediniz ki işte oradaki Abdülhamit uydurma, öyle bir Abdülhamit falan yok. Yok. Fakat bir yandan da şöyle bir şey var. Bu platformlarda da şimdi çokça böyle tarih içerikli şeyler, diziler, filmler falan yayınlanıyor. Hem de bizim yani Türk tarihiyle ilgili. Bir bakış açısı da diyor ki ya bu çok iyi bir şey, insanlar buralardan tarih öğreniyor. Diziden tarih öğrenilmez. Vakit geçirilir. Şimdi bazı dizileri ayırmak lazım. Mesela Ertuğrul diye bir dizi vardı. Eski TRT'dekini mi bahsediyorsun? İşte ben seyretmiyorum onları hiç. Hı. Ama
Yani yarım dakika, bir dakika falan bakıyor. Mesela o diziyle Abdülhamit dizisini ben ayırırım. Ne açıdan? Şu açıdan. Çünkü Ertuğrul dönemiyle ilgili çok az şey var elimizde. Science fiction gibi, hayali şey gibi, taht oyunları gibi. Yaz çevir, ona bir şey demem. Bilmiyoruz çünkü. Ama Sultanahmet dönemi bilinen bir dönem, daha dün gibi. Şeyden. Böyle hayali bir Abdülhamit yaratmak çok zararlı. Çok. Bir dönem çok popüler bir dizi vardı. Şeyin, Kanuni'nin hayatı. Neydi o? Muhteşem Yüzyıl. Niye popülerdi? Kim vardı? Şeyi, Halit vardı. Hayır canım, danışmanı, her şeyi yapan bizim Erhan Paşa'mızdı. Öyle miydi? Ben oyuncudan bahsediyorum. De, Paşa'mız diyorum. Erhan Bey. Adamın adı Paşa kaldı bu arada. Sen Paşa değil. Paşa. Ya ne Paşa'sı? Bak, Erhan'ın tam ünvanı. Yahu abi kulları şeyi. Tamam, Milli Savunma Akademisi rektörü. Evet, rektör de Paşa ne abi kurulu. Kolgeneral ya. Sivil Kolgeneral. Bak ya, eski abi. Ünvanı da söyleyeyim sana. Mekati bir askeriye nazırı. Devletli Rıfatlı Felik Erhan Paşa Hazretleri, Dame Mecduhu. Üf, kendi gelmeden kapıdan şey girdi. Kendisi vallahi söyleyemez bunu. Evet. Ünvanı girdi vallahi. Bir de orada da şöyle, yani orada da şey diyorlardı, hatırlamıyor musunuz? Yani Kanuni hayatını çok büyük bir kısmını seferde geçirmiş bir padişah. Hiç öyle bir şey, dizide, hiç öyle bir şeyde, şey yok. Sarayda sürekli. Hacım bak, açıklama yapla, yok öyle bir şey dediler. Hayatının çoğunu seferde falan geçirmemiş, bir hazinesini geçirmiş. Bir de rahmetli Meral. Meral yazıyordu onun senaryosunu. Meral Okay. Meral ciddi çalışıyordu. Öyle hadi şey yazalım işte, şunu da öldürelim, şurayı bastıralım, sultanın bir tabanca yazsın, herife vursun, böyle bir şey yoktu. Ciddi ciddi çalışıyordu Meral. Ve Erhan'la beraber. O çok güzeldi o dizi. Siz Kanuni dönemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Celal Hoca biliyorsunuz bayağı Kanuni ile ilgili artık yani. Halt etmiştir efendim, halt etmiştir. Öyle mi? Celal Şengör'e buradan söyleyin lütfen. Selamlar Celal'cığım, halt etmiştir. Biliyorum canım yani. Oya Hanım özellikle lütfen seyrediyorsanız Celal Hoca. Bu kısmı özellikle anlatın. Yani Murat abi halt etmiştir. Celal burada değil mi? Nerede? Burada. Kardeşim ne diyorum ben? Neyse, Celal arkadaşımdır. Çok eski, çok da sevdiğim arkadaşımdır. Kendisi de söylüyor. Benim asıl dostum rahmetli annesiydi. Yani Kanuni dönemi siz öyle düşünmüyorsunuz. Siz, Celal Hoca bayağı Avrupa'nın ortasına kadar gitmişsin. Neden bahsediyorsun? Yani Allah aşkına, Türkler coğrafya bilmese, bilmem ne bilmese, yani oraya kadar nasıl gidecekti? Ha, kalamamış ayrı bir şey. O sonraki şeyler. Ama gitmiştir. Olur mu öyle şey ya? Herkes cahildi, bilmem neydi. Ah biz eşek Türkler, ne kadar zavallı millet. Ya böyle saçma şey olur mu? Türksünüz ya, Türkiye'de yaşıyorsunuz. Biraz ayaklarınız yere bassın. Bir de diyorum ya, biz kendi geçmişimize küfretmekte bizim üzerimize yoktur, hakarette. Neler yapıyorlar ya? İsim vermeyeceğim. Hatırlıyorsun birkaç sene önce biz program yaparken bir Osmanlıca dersi olması tartışması. Evet. Ben destekledim onu çünkü yani hiç öyle manevi, tarihi bilmem ne falan değil. Ya çocuğun ufku açılır. Başka eski Türkçe bir kitap okur. Bir roman, hikaye. Programda onu destekliyordum tarihin arka odasında. Bir hanımefendi telefon etti. Bu hanımefendi Şerif Hüseyin'in torunlarından. Yani ama Türkiye'de. Muratçığım dedi. Teessüf ederim dedi. Biz dedi Arapça mı öğreneceğiz bundan, bu yaştan sonra dedi. Hanımefendi Arapça değil o dedim. Osmanlıca. Aa dedi, ne gerek var ki Arap'ın şeyini. Yahu dedim bari sen söyleme, Şerif Hüseyin'in torunusun. Arap isyanının mimarı olan adamın. Ya böyle bir şey var. İlle muhalefet, yani karşı çıkacaklar. Geçmiş kötü, geçmiş o kadar. Ha kötü tarafı var. Ama çok iyi tarafları da vardır. Tarafsız olalım. Yani ifrat, tefrit geçmişi yoruma kadar, geçmişi yorumlamaya kadar hakim oldu artık bu memlekette. Lozan'ın 2023'te biteceği safsatacısı yıllarca sürdü. Şimdi 2023'e geldik. Ya hala bunu konuşan, anlatan, buna inanan var. Bunlara eşek derler. Ya sana söyleyeyim. Eşek de mi yasak ya? Güzel bir yayıncılıktı. Herkese çok teşekkür ederim. Eşek de mi yasak? Bundan sonra ben Murat Bardakçı'yla evde oturacağım. Yani kanarya diyeceksin, şey olmayacak. Hani tramvayda, İstanbul fıkrasında tramvayda kadının ayağına basmış Ermeni Kokonan'ın. Hayvan demiş kadın. Adam da gülmüş telaffuzuna. Hayvan doğrumda kanarya sana olsun. Eşrol eşek demiş oysa. Yani bu eşek de mi ayıp ya? Yok abi, bana abi bu kadar korkak olmayın, yapmayın bana ya. Bana bir sıkıntı yoktu abi. Evet, buyurun o zaman siz. Ben sizi. Neyi diyordun? Ha, Lozan hikayesi.
Dedim, verdim cevabı. Yani kardeşim bunu muhafazakar kesimin önde gelen bir ismi vaktiyle uydurdu. 40'lı yıllarda. 50'lerde de hatta devam etti. Sonra bu unutuldu. Sonra ekranlarda kanal kanal dolaşıp böyle şey teorileri, komplo teorileri falan bahseden, şimdi hayat değil onun için ismini vermeyeyim, bir adam bunu gayet ciddi biliyormuş gibi anlattı. Çeşit neyse. Neyse boş ver. Sonra Atatürk 9'u 5 gece kafanın içinde okuyamam yani. O ama belli. Kafa yani Atatürk 9'u 5 gece ölmedi diye bir şey uydurdular. Çünkü bunlar reyting getiriyor ve üstad geçiniyorlar bu sayede. Yok böyle bir şey. Ya Lozan dediğin ince bir şeydir. Okuyun şunu. Var mı öyle? Olur mu öyle şey ya? Hatta daha acısını söyleyeyim ben sana. Bir yazı yazmıştım bir 7-8 sene önce. Lozan'ın gizli maddelerini bir dostum bahsettiğinde okudum diye. Ya bir parti başkanı gazetesinde hain herif bunları nasıl yazarsın, nasıl şey yaparsın, biz bunu sileceğiz diye yazı yazdı. Çünkü altta bir ara başlık var, ulan inandınız mı diyorum. Dalga geçiyorum diyorum. Orayı okumamış. Çünkü sabırsızız. Başa bakıyor, ahkam kesecek oturuyor yani. Ya meclis başkanı falan açıklama yaptı bunun üstüne. Lozan'ın böyle bir maddesi yoktur diye ya. Ya 2-3 ay önce. Evet biliyorum. İnanılmaz bir şey değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı çıkıp bununla ilgili açıklama yaptı. Demek ki adamcağızı çileden çıkarttılar. O kadar çok sordular ki. Ben senelerce söyledim, senelerce programda bizim. Ya böyle bir şey yoktur diye. Şimdi Reddi Miras'ta kitapta ben enteresan bir şey var. Enteresan dediğim yani çok dikkat çekici bir şey. O da Topkapı Sarayı'nın Kutsal Emanetler Dairesi'nde muhafaza edilen bazı eşyalar, ki bu eşyalardan biri de Kaşıkçı Elması. Kaşıkçı Elması Kutsal Emanetler'de değildir. Hazinededir. Bir dönem satılmaya teşebbüs edilmiş. Sadece o değil. Hazineyi satmak istedik biz. Yani Kaşıkçı Elması dahil. Dahil tabii. 1927'de hazineyi bir satmak istedik Fransa'da. Ama şu ilhamımızı şimdi Reddi Miras dediğiniz her yeni rejim, bu değişmez kaderdir. O kadar bayılıyorlar ya şimdi bu söze. Değişmez. Her yeni rejim eskisini kötüler. Çünkü kendi meşruiyetini sağlamak peşinde. Niye geldin o zaman, yıktın eski rejimi? İşte berbattı, şuydu, buydu, kötüydü. Biz geldik, etraf güllük gülistanlık olacak diye. Nah olur ayrı bir şey. Bu da mı yasak? Yok abi sen bırak sen. İkisi yapalım mı konuşalım? Artık de bir defa yapalım olur ama yani. Bizi onu da deşifre ederler. Siz buyurun valla artık hiçbir şey demeyeceğim. İstediğinizi söyleyin abi. Ya enteresan ama nah yasak, eşek yasak. Abi tekrar söyleyeyim bari. Yani yeni bir şey söyleyeyim bari. Kanarya diyeyim. Diyorum ya kanarya. Neyse. Ne diyorduk ha? Birçok uygulaması vardır bunun. Bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil. İlk önce Cromwell mesela. İngiltere'de taşları mücevherle parçalamış, satmış, kırmış, etmiş. Fransız ihtilali Fransız hazinesinin canını okumuştu mücevherler bakımından. Ruslar mezat da sattılar Londra'da. Biz de belki onun ilhamıyla, bir de gerekçe şu, biz fakir memleketiz, boşu boşuna bunlar durmasın, para kazanalım diye satışa çıkarttık Fransa'da. Sadece şey değil, hazineyi değil, kutsal emanetlerden de bazı parçalar gönderdik. Çünkü ama şu var, Medine emanette, onu karıştırmayalım. Medine'den gelenler. Yani o da Hazreti Peygamber şey falan yoktur. Yani hırka kılıç falan değil. Medine emanetleri, çünkü bizden giden mücevherlerdir onlar. Fahrettin Paşa'nın gönderdiği. Sonra olmadı satış. Niye olmadı? Ya Kaşıkçı Elması'na müşteri bulamadık yani. Hayır. Fransızlarda bir şey oluyor. Gerekçe, bakanlık kurulu kararları falan var bu konuda. Gerekçe, bunlar bize padişahlardan kaldı, satarız diyorlar. Fransızlar da diyorlar ki padişahlar tamam da bunlar padişahların ailesini kovdu. Biz de siyasi sığınma verdik. Dava açarlarsa canımız okulda diyorlar. Onların malıdır bu. Sonra şey yapılıyor. Bunlarla ilgisi yoktu diye mütalaa veriliyor. Fransa'da hukuki mütalaa veriliyor. Fakat o arada bitmiş. Ben bu satış evrakını, bizde yok. Daha doğrusu vardır da Dışişleri Arşivi tasnif edilmedi tam. Orada olması lazım. Bu evrakı ben Fransa Arşivinden aldım. Paris'te, neydi,
cehennemin dibine taşıdılar zaten arşivi de orada. PKK'sı, IRA'yı, bilmem nesi, bütün terör örgütlerini geçip Fransız Dışişleri Arşivine gidiyorsun. La Courneuve'de. Ondan sonra olmuyor. Ama daha komik bir şey var. Ankara'da biz bunu Merkez Bankası kasalarına saklamışız. Hazineyi olduğu gibi. Unutmuşuz. 1951'de galiba, 51'de bir kasalar bulunmuş. Bundan nedir diye anahtarlar yok. Bir ay bir anahtar koşuşturması yapıyor devlet. Kayıt. Kayıp. Kaynakçı getirelim diyorlar. Ya önemli bir şey varsa yanar diyorlar. Çilingir çalıyor, çilingir açamıyor. Sonra anahtarları bir açıyorlar. Ana diyorlar, Kaçıkçı elması buradaymış. Bilmem ne buradaymış. Topkapı Sarayı'na gitmesi 1963'tür hazinenin. Ciddi misiniz ya? 63'e kadar hazine yok. Kasada. Ankara'da kasalarda. Çok güzel. Onun hikayesini anlattım. Müthiş. Burada bir hikaye de şey, Yıldız Sarayı çok uzun bir süre böyle bir gazino uzun gibi süre, içinde kumarhane de olan bir gazino süre. Gazino gibi değil. Gazino 11 ay. İçinde kumarhanesi de falan da var ama. Sadece kumarhane. 11 ay az mı abi? 11 ay. Ama niye? İşte Reddi Miras şeyi. Biz Abdülhamit'in sarayını bu hale böyle kullanırız. Ondan Safa, yani onun bir broşürü vardır kumarhanenin. Sana söyleyeyim mi? Gavurdan istesen öyle bir şey yazamaz. Hakaret dolu bir metin yazamaz. Biz yazmışız. Ya Gülüm'ün çok güzel bir sorusu var. Bizim koordinatörümüz diyor ki, Topkapı Sarayı nasıl ısıtılıyormuş bir Murat Bey'e sorar mısın diyor. Mangal. Ne zaman gitsek buz gibi. Sahiden buz gibi. Ama şey var. Mangalı yakıyor ama. Ya nasıl bir sistem var? Kumaşlar var ya. Evet. Kumaşları duvara asıyorlar. Yetiyor mu ısıtmaya bu peki? Ya duvarları kumaşlar sadece bir şey yakmak mangal, falan. Mangal. Ha. Mangal dediğim de küçük köy mangalı değil. Öyle. Mangalı yakıyorlar. Topkapı Sarayı'ndaki Şehzadeler Dairesi birçok şehzadenin hapis hayatı yaşadığı bir yer. Burada şehzadeler öldürülmüş, boğulmuş ve suikaste kurban gitmiş. Öyle ki hastalandıkları zaman... Suikaste kurban giden yok. İdam edilmiştir. Devletin bekası için. O sayede de devam etmiştir yalnız. Kardeş katli şöyle böyle laf ediyorlar ama milyonlarca kişinin de hayatı kurtulmuştur. Necdet Saka Hoca yazmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bu kafes dönemini, işte bu kafes uygulamasını, bunun Osmanlı'da ciddi bir liyakat sorunu yarattığını, bilmiyorum okudunuz mu ama. O çok eski bir söylentidir. Çok eski bir söylentidir. Senoritas uygulaması, o eski bir söylentidir. Doğru hatırlıyorum değil mi? Yani padişah olmayacak olan çocuk kafese konuyor. Yani kafes dediğim bir öyle bir hayata konuyor. Kardeşim bilemezsin onu. Bilemezsin onu. Kafesten çıkıp çok başarılı iş yapmış padişahlar da var. Var mı? O, kim mesela? Mahmut. Kafesten mi? Önce hapis, son anda öldürmek istiyorlar ikinci Mahmut. O zaman kafesten kalkmış ama şeydi, ama hapis hayatı şeyi. Yani başarılı iş yapanlar da vardır. Ve devletin ikinci kurucusu falan üçüncü kurucusudur. Bence ikinci kurucusu dördüncü Murat'tır. O tedbirleri almasaydı çok kan dökmüştür ama Sultan Mahmut da ciddi şeyler yapmıştır. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra Murat Bardıkçı ile beraber kapatacağız programı. Gabba Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum devam edecek. Gabba Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum devam ediyor. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Murat Bardakçı kızdığı için düşük sesle anons yapıyorum. Programın son bölümündeyiz. Murat abi, astroloji aranız nasıl? Niye sorduğunu biliyorum da bak. Onu kaç kere yazdım, söyledim. Bizim çocukluğumuzda baklacı karılar vardı, biliyor musun onları? Baklacı karı denirdi. Hayır, onlara. Buna Hacı Hüsrev'in için yine karılaydı. Şansına bakayım talihine beyi. Güzelim diye böyle gelirler. Bir de bunlar çarşafçı karalar vardı. Onları biliyor musun? Hiç çarşafçı geldi hanım diye dolaşırlardı şehir içinde. Şeyde. Bunlar bakla falı da batarlardı. Devir değişti. Baklacı karılar astrolog oldular efendim. Böyle gayet şık, hoş astrologlar. Ama bunu yapan erkekler de var şimdi. Sadece kadınları. Erkekler eskiden yoktu. Cinciler vardı. Onlar da fal bakmazdı. Astrolojiye inanmak kusura bakmayın. Abuk subuk bir şeydir. Ya Allah aşkına. Yok gökte bilmem ne gelecektir. Jüpiter'in etkisinden bilmem. İnanıyor musun bunlara ya? Ben biraz inanıyorum. Allah akıl versin. Amin. Allah akıl versin. Şöyle biraz inanıyorum. Ben şeye inanıyorum. Bu gezegenlerin hareketlerine insan... Ya olur mu öyle saçma şey ya? Abi bilimsel bir şey bu yani. Nereden bilimsel? Söyle bakayım nereden bilimsel? Ya gayet bu yani astronomi diye bir şey var. Gök bilimi diye bir şey var. Bir dakika, astronomi başka, astroloji evet, başka. Ama astrolojinin temelinde de bu gök bilimli. Yani yıldızların hareketleri var ya, gezegenlerin. Efendim, yıldızların hareketi var yani da. Yani mesela sizin nasıl biri olduğunuzu, siz Oğlak Burcu'ymuşsunuz. Bunu evet. Da sakladınız ve öğrendik.
bir Oğlak burcuymuşsunuz. Evet. Az çok yani bir Oğlak burcunun hareketleri, işte o haritanızda neyse sizi anlatır. Çartı diyorsun haritayı. Evet evet. İnanmıyorsun şey yani. Ona bir şey diyorlar. Çart deniyordu ona. Ne o bileyim. Haritaya ne diyorlar? Bir şey diyorlar ona. Ha, yıldız haritası. Evet. Chart in English. Evet. Chart. 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 Hiç baktırmadınız mı? Baktırmadım ya, ben deli miyim Allah aşkına veya affedersin enayi miyim buna inanacak kadar? Biz mesela enayi miyiz diyorsunuz o zaman? Buna inanıyorsan enayisin, kusura bakma. Buna nezaket göstermem. Bak, demin konuşuyorduk. Şu anda kalmadı İstanbul'da. İstanbul'da çok ciddi bir metafizik çalışmalar yapan gruplar vardı. Ruh çağırıyorlardı mesela. Gelen ruh falan değildir, inanmam ben. Yani ruh gelecek falan ama fiziki olaylar olur mesela. Masa havalanırdı. Bunlara ben katıldım. Ve çok sardım ben kafamı bunlara. Ciddi misiniz? Çok. Medyum uyur. Transa girer. Konuşur eder bilmem ne. Ama fiziksel bir şey olurdu. Ama şimdi çıkacak hanımefendiler, beyefendiler Jüpiter'in etkisinden çıkıp Satürn'ün anneannesinin bilmem nesinden dahil olup oraya abi, bilmem nesinden. Yavaş abi, ne olur. Bir şey demedim, anneanne dedim. Ben bilmem nesinden şey yapıp bilmem ne. Ya bunlara inanmak kusura bak enayiliktir. İnanıyor musun hakikaten? Siyasetçilerin de bunu, astrologlarla arası hiç fena değilmiş. Onu yakinen bilirim. Yani ben de duyuyorum çünkü. Onu yakinen bilirim. Hatta bu devirde değil ama bazı eski politikacılara bazı falcı, büyücü, cinci taşıdığım olmuştu. Ciddi mi söylüyorsunuz? Çok eğlendim ama. Aa, çok eğlendim. Kime ama. Ne olur söyleyin. O söyleme onlar. Kime? Onlar o kişilerle bizim aramızdadır. Nasıl yani? Bayağı siyasetçileri böyle falcı malcı falan filan mı? Siyasetçiler çok meraklıydı. Çok, şu anda da çok meraklılar. Şu anda bilmiyorum. Var var, bayağı var. Bilmiyorum. Çok meraklı olanlar var. Ama şimdi bak. Cinci büyücü ayrı bir şey, falcı ayrı bir şey. Falcı dediğin yani saçma sapan bir şey yani, diyorum ya. Yok oradaki gök yayın bilmem nesi olacak yani, inanıyor musun? Astronomiyle karıştırma astrolojiyi. Yok yok, karıştırmıyorum. Astronomi da. Astronomi bilimdir. Astronomi yani bu işten şey yapan ne malanmalıdır. Yani. Tabii karıştırmıyorum da oradaki yani astrolojinin temelinde de yani gök bilimindeki bir takım veriler var. Dolayısıyla televizyoncu kan o eski şeylerin yerini alan Hacı Hüseyin'li baklacı karıların yerini alan hanımefendiler astronom mu? Ne alakası var ya? Ne alakası var? Uydu uydu söyle. Bak, dünya büyük bir salgın geçirdi. Ben bir tane bana astrolog göstersene, salgın geliyor şu olacak diyen olayı. Geleceği kimse bilemez. Evet ama yani bu başka bir şey. Hayır, ben bundan bahsetmiyorum. Şey. Bence de geleceği başka kimse bilemez. Başka bir şey değil. Başka bir şey değil. Astroloji dediğin bakla falanın söylediğim gibi modern çağdaşlaşmış, batılılaşmış bilmem ne. Odur. Geleceği Allah bilir, kimse bilmez. Yani dolayısıyla çok büyük bir pandemi geçirdik biz. Bir kişi çıkıp, şimdi bazı arkadaşlar işte biz de söyledi diyorlar kardeşim. Kimse söylemedi. Bunu atlayan şeyle zaten imkanı yok böyle bir şeyin. Hiçbir şekilde inanmam. Türkiye'de neden başımıza gelen her şeyin sebebini dışarıdaki başka bir şeye bağlama eğilimi var? Yani hiçbir şey bizden kaynaklanmıyor başımıza gelen. İşte demin söylediğim şey o. Mesela hilafeti İngilizler kaldırdı diyorlar. Hiç alakası yoktu. Hilafeti İngiltere karşı çıkmıştı kaldırmasına. Yani sonra tarafsız olmuştu ama bu bir tür savunma mekanizması. Çünkü devleti biz imparatorluğu batırdık kardeşim. Ama biz çok yetenekli insanlarız. Kanımızın son damlasına kadar savunduk ettik. Başkaları batırdı. Aynı zihniyet bugün de var ama. Çok yanlış bir şey. Yani, bu peki yani bu da bir şey oldu herhalde. Toplumsal bir tavır gibi oldu değil mi? Yani artık kuşaklar değişiyor, nesiller değişiyor. Şey ne diyorsunuz bu arada, merak ediyorum. Bu çok ciddi bir Z kuşağı övgüsü var Türkiye'de. Ülkeyi onlar kurtaracak deniyor. Acayip bir nesil geldi deniyor. Sana söyleyeyim mi? Bugünkü nesil yani acayip nesil ben görmedim. Ha, teknolojiyle çok yakından ilgilenenler var tabii işlerinde. Teknik konularda falan. Ama bugünkü nesil bu cehaletle devam ettikçe, ki devam etmeyecek, daha da batacaklar. Türkiye'nin istikbalinden ben korkarım. Tam tersi. Şey yapacak falan filan değil, korkarım. Ya geçen gün bak bir yarışmada o kim 500 milyar ister? Sizde mi o? Ya, soru şu. Geçtiğimiz günlerde ölen Sovyetlerin son lideri kimdi? 4 tane madde var.
Bir, Kraliçe Elizabeth. İki, Mihail Gorbaçov. İki isim daha var. Yarışmacı hanım, seyirciye soracağım efendim dedi. Ya %65 seyirci Kraliçe Elizabeth dedi kardeşim. Hadi ya. Ha, bu nesil mi Türkiye'yi kurtaracak? Güldü mü? %65 Elizabeth dedi. Gorbaçov sonra kız, Elizabeth evet duydum ama dedi ben şansımı deneyeceğim, Gorbaçov diyeceğim dedi. Oturanlar peki, oturanlar da bu nesil oturanlar mi? Belki daha sizin nesliniz, benim neslim, bir sürü insan. Ya benim o kadar cahil değildir bizim neslimiz. Yani cahil vardır da. Ama şu var. Bizim öğrencilik yıllarımız, olaylar, şunlar bunlar, cinayetler, terör hepsi vardı. Ama herkes okurdu. Şimdi okunmuyor. Sosyal medya efendim. Şimdi okunmuyor. Adam şey yazmış. Adam sunucuya enayi diyor, sunucu da gülüyor, pes demiş. Buyurun. Sana enayi demedim ki ben. Astroloji de dediniz ya. Astrolojiyi ne sözümü geri alma. Ben bu yayını bırakıp enayiden de öte. Ben bunu kaldıramam, bana bir. Astrolojiye inanan ama hiç ihtimal vermiyor. Sen... Bu insanlar mesela bayılıyorlar. Bunu da yazmakla mesela niye meşgul oluyor? Hayatta yapacak başka bir şeyin yok mesela. Bunu ne yani? Bu ne? Ne oldu? İşte şey, klavye şampiyonu olacak. Ama yani Kanada'da gen okumuştun. Genetik. Tamam abi, bana sarma kurban. Bir dakika, tamam, genetik tamam, okuyup abi, astrolojiye yok, nasıl inanırsın? Yok ya? Abi tamam, ben hiçbir şey demiyorum. Şimdi ben sorayım, şu saçmalığa nasıl inanırsın? Ciddi bir şey soracağım sana. Heh. Tarikatlar ve cemaatler. Bu dönemde çok daha konuşuyoruz. Artık iş yani saçma sapan bir yere geldi. Duyduğumuz şeyler artık... Nasıl saçma sapan? Halimiz şeye geldi. Tacizler, her türlü saklanıp bir sürü abuk subuk haberler duyuyoruz. Hep vardı, hep vardı. Bu tarikatlar ve cemaatlerin tarihi, yani buraya gelene kadar neler oldu, ne oldu ve bu noktada ne oldu? Şimdi efendim şu var. Gene Türkiye'de çok yanlış bir şey var. Türkiye'de tarikatlar yasaklandı diyorlar. Tarikat yasaklanmadı. Tekke faaliyetlerine son verildi. Binalar kapatıldı. Çünkü eğer yani tarikatı yasaklayamazsın. Düşünce sistemidir. Ben tasavvuf şey falan, onlara karşı bir insanım. Çünkü eğer İslamiyet şey diyorsan Kur'an'dır. Başka bilmem ne efendim yorumu beni ilgilendirmez. Ama halka da bir şey vermen lazım. Hele bu devirde. Ot gibi yetişiyorlar. Ot yasak değil, değil mi? Bir şey yok. Eğitim sistemi şey. Artık üniversitelerimizin çoğu ortaokul seviyesinde bile, yani seviyesinde diyelim hadi, o vaziyette. Bu çocuk ne yapacak? Ya terörist olur. Ya keman alıp musiki cemiyede keman çalacak değil. Veyahut bir tarikata girer. Veya orta yaşlı insanda. Bu tarih boyunca vardır. Böyledir. Şimdi 677 sayılı kanun, 30 Kasım 1925, tekkede bir şey yapan. Şunu söyler, binalar kapatılmıştır, ünvanlar ilga edilmiştir, şey, şeyh, baba, şey vesaire. Ayin yapmak yasaktır ama tarikat yasak değil, yasaktır diye bir şey demez. Yasaklayamazsın bunu. Ha, zaten o kanunu çıkartan nesil Osmanlı neslidir. Tarikat nedir biliyorlar. Yasaklamak, yani düşünmezler bile böyle bir şeyi. Ama şu var. Diyorum ya, seviye çok yerlere düştü. Eskiden İstanbul tekkelerini, Anadolu tekkelerini bilmem ben. İstanbul'da bir tekke eğitimin ve terbiyenin üzerine cila çekerdi. Daha mükemmel hale getirirdi. Şu anda tekkeler cila çekmeyi bırak, boyayı kazıyıp odun haline getiriyorlar. Bunu hep söylüyorum ben. Ha, ama tacizler, şunlar bunlar hep olan şeylerdi. Ha tabii yani bunları bütün tarikatlere bunu teşmil edemezsin. Hepsi yapıyor falan filan diye. Ama vardı. Eski şeylere bakarsanız mahkeme kayıtlarına, o kadar çok ki bunlar. Değişen bir şey yok. Yani canlaşım, gen aynı gen. Şey değişmez. Öyle bir genimiz yok abi ya. Bunun... Gen aynı gen. Konuştuğuma beni şimdi, nasıl yok? Ya bu, ama bu korkunç bir şey tabii yani. Korkunç bu bir şey, evet. Şeyler gerçekten. Çok korkunç bir şey. Ya 7 yaşında çocuk kızını evlendiriyor herif. Neden bahsediyorsun sen? Veya Kur'an kursuna veriyor, tecavüz ediyor çocuklar. Ama o tarikat değil Kur'an kursu. Öteki de yani tarikat başka bir şey. Bir ama an... şu anda şimdi tarikat... eski şeyi yok. Ha, çok lazım mıydı? İnsanlar bir şey arıyorlar. Dolduracak bir şey arıyorlar kafalarına veya kendilerine. Şart.
Yani ben o gözle bakmam. Biraz önce ama şey anlaşılmasın, tarikatlar, tarikat yanlısı falan filan değil. Engelleyemezsin insanları. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İnsanların ne anlayacaklarını, ne anlamayacaklarını artık söyleyerek falan olacak diye yanlış anladınız falan deseniz de insanlar kimsenin öyle bir derdi yok. Kimse kimseye anlama derdi kalmamış. Türkiye'de nüans kayboldu. Nüans gitti. Nüans çok önemli bir şeydir, gitti nüans. Evet. Tam olarak şey gibi değil mi? Ortadan böyle ikiye bölünmüş bir elma gibi yani. Bir bu tarafa, onun içinde hiçbir detay yok. Hiçbir şey detay yok. Yani detay yok. Yalnız elma tamam bölünmüş ama iki taraf da aynı. Taraf da aynı. Yani o iyi o kötü değil, iki taraf da aynı. Yok yok, tam kastettiğim oydu. Bir, akademik liyakatsizlik çok konuşulan bir şey. Siz biraz önce söylediniz ya, iki kere üç kere konuşmanızın içerisinde var. Yani üniversitelerin hali, yapılan yayınlar, akademisyenler, her şey çok konuşuluyor ve çok göze batar bir hale geldi. Sizin de canınız sıkıyor mu durum? Benim canım sıkmıyor çünkü ben üniversite diye bir şeyin olduğuna inanmıyorum Türkiye'de artık. Tamam, çok iyi birkaç bilim adamı vardır ama yani üniversite diye bir şey yok artık. Yani candaşım, bazı tezlere falan bakıyorum, kitaplara bakıyorum. Ya, inanamazsın. İnanamazsın. Neler yazılıyor? Neler yazıyorlar? Yok. Bitti. Hiçbir yayın yapmadan, hiçbir alıntı almadan falan bayağı böyle akademik olarak ciddi kariyer bir de, yapanlar var. Bir de sana söyleyeyim mi? Hırsızlık çok fazla. Evet. İntihar. Felaket fazla. Fakat sonuç alınmıyor. Niye? Etik kurul şey teşkil ediyorlar. İşte bilmem ne. Tencerede bin kana, seninki benden kara hikayesi. Rapor vermiyor. Onda pisliği var herhalde. Çok kötü. Maalesef. Sana kastettiğim oydu. Ben Türkiye'nin istikbalinden korkarım yani bu cehaletle şeyle. Olacak bir şey değil. Murat abi, program bitti. Sen bir derin nefes al. Ben gerçekten buradan gidip yorum değil. Çok teşekkür ederim sahiden. Sizi bu programa ikna etmek çok zor oldu benim için. Teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Şahane şeyler yazıyorsunuz. İyi ki. Ha, bir şey söyleyeceğim sana. Daha önceki programlarını da seyrettim. Şahane deme. Demeyeyim abi. Şahane. Şahane. Peki, özür dilerim. Abi. Birinci A uzundur. Şahane. Böyle bir sürü hata var. Şahane. Ha. Arkadaşlar rica ediyorum, bir daha şahane dediğim zaman. Bana... Şahane değil. Abi onu söylüyorum. Bana bir daha şahane dediğim zaman söyleyin. Şahane, şahane diyeyim ben, olur mu? Lütfen. Onu sana başta söyleyecektim, unuttum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Her şey için teşekkür ederim. Katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Eşiniz başta olmak üzere her bütün dostlara da çok selamlar. Ne kibarız, ben de çok teşekkür ederim. Tenezzül ettiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür suç değil, değil mi? Yok, değil abi. Ya umarım değildir. Bunların hepsini yarından sonra göreceğiz. Hangisinin suç olup olmadığını. Kitap da hayırlı uğurlu olsun. Çok okusun inşallah. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buradayız. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuğumuz canlı yayında. Haftaya salı aynı saat buradayız. Hoşçakalın. Gabba Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum sona erdi.